Merhaba arkadaşlar, size farklı bir video ile geldim. Bu videoda 20 günde acaba biyoloji AYT'yi bitirebilir miyiz? Bunu anlatacağım size. İstiyorsak neden bitirmeyelim? Sıkı bir çalışmayla umarım bunu başarabiliriz arkadaşlar. Ben size bir program hazırladım. 20 günlük bir program. Bu programda tarih olarak belirtmedim. Tarihlerini siz ayarlayacaksınız. Çünkü videoyu ne zaman görüp görmeyeceğinizi bilmiyorum. O yüzden sadece birinci gün, ikinci gün olarak geçtim. Konuları yazdım. Bu şekilde bir tekrar yapacağız. Peki, hemen bakalım. Bakın programımız böyle. Arkadaşlar, 20 gün, 20 günün son 3 günü sadece deneme ve denemede yaptığımız yanlışlarla ilgili konu tekrar yapacağız. Geriye kalan 17 günde ise AYT'nin tüm konularını tekrar edeceğiz. Nasıl edeceğiz? Eğer ki bir temeliniz varsa, yani AYT biyolojiye başlamışsanız ve konuları az çok biliyorsanız işiniz çok kolay olacak. Ama temeliniz yoksa arkadaşlar biraz daha sıkı çalışmanız gerekecek. Ben size şöyle bir şey önermek istiyorum. Diyelim ki başladığınız konuya, tabii sadece biyoloji yok, diğer dersler de var. Ama bir saat çalışın, sıkı sıkı çalışın arkadaşlar. Emin olun çok verimli olacaktır. Kendinize her gün bir saat ya da 1,5 saat biyolojiye ayırırsanız emin olun ki çok güzel sonuç alacaksınız. Şimdi başlıyorum. Ben sistemlerden başlamak istedim. İsterseniz siz konuları yerlerini değiştirebilirsiniz. Evet, bakıyorum. Birinci gün ne yapacağız? Sinir sistemine çalışacağız ilk önce konu olarak. Daha sonra arkadaşlar o konuyla ilgili mutlaka soru çözüm yapacağız. Bakın, sadece konu çalışmayla olmuyor bu işler. Maalesef soru da çözmemiz gerekiyor. Soru çözmezsek konuyu anladık, anlamadığımızı anlayamıyoruz. O yüzden de mutlaka soru çözümü yapmamız gerekiyor. Eğer sinir sistemiyle ilgili bir bilgin varsa, yani kendine güveniyorsan, sadece soru çözümü de yapabilirsin. Soru çözümü yaptığın zaman diyelim ki çok fazla yanlışın çıktı. O zaman o konuda mutlaka büyük bir eksiğin vardır. Dolayısıyla sinir sistemine tekrar çalışman gerekecek. Ne yapacağız? O zaman birinci gün sinir sistemine konusunda çalışıyoruz. Daha sonra üstüne soru çözüyoruz. Soru çözüm sayılarını ben size bıraktım ama kesinlikle 30'dan az olmasın arkadaşlar. En az 30 tane soru çözün. Gelelim ikinci güne. İkinci günde endokrin sistem neydi? Hormonlar. Hormonları da aynı şekilde konu artı soru yapıyoruz. Üçüncü gün duyu organları. Yine konu artı soru yapıyoruz arkadaşlar. Dördüncü gün destek ve hareket sistemini. Yine konu artı soru yapıyoruz. Beşinci gün sindirim sistemi. Sindirim sisteminden de yine konu ve soru çözümü yapıyoruz. Gelelim altıncı güne. Dolaşım sistemini arkadaşlar başlayacağız. Dolaşım sisteminden konu ve soru çözümü yapıyoruz. 7. güne geldiğimizde bağışıklık sistemine geçiyoruz. Yine konu artı soru çözümü yapıyoruz. 7. günde şöyle bir şey yapacağız. 7. günde bu işlediğimiz sistemlerden karışık soru çözümü yapacaksınız. Karışık soru çözümü yaptığınızda hangi konuda eksiğiniz var orada çıkacak arkadaşlar. 7. gün mutlaka bunu yapın. Bağışıklık sistemi oldukça kısa bir sistemdir. O konuyu çalıştıktan sonra mesela sabah çalıştınız, akşamına bu dediğimi yapabilirsiniz. İşte şu 7 günlük konulardan karışık bir soru çözümü yapın. Daha sonra ise dediğim gibi eğer yanlışlarınız varsa o konuya tekrardan bakmanızı tavsiye ediyorum. Gelelim 8. güne. 8. gün solunum sistemi. 9. gün boşaltım. 10. gün diş üreme sistemi. Üreme sistemini ikiye ayırdım. Çünkü üreme sistemi biraz uzun. Diş üreme sistemini ayrı bir konu olarak çalışın. Erkek üreme sistemiyle büyüme gelişme ayrı bir konu olarak çalışın arkadaşlar 11. günde. Gelelim, artık sistemleri bitirdik. Geliyoruz neye? Genetik şifre ve protein sentezine. Bunlar 12. sınıf konularıdır. 12. sınıf konuları olduğu için yeni göreceğiniz konulardır arkadaşlar. Eğer mezun değilseniz 12. sınıf konularında biraz daha çaba göstermeniz gerekiyor. Çünkü ilk defa göreceğiniz için hani çok aşinalığınız yoktur. Bu yüzden de mutlaka çalışırken biraz daha dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Genetik şifre ve protein sentezini 12. günde çalışıyoruz. Oldukça kısa bir konudur yine bu konuda. Üstüne sorusunu da çözerseniz mutlaka anlayacağınızı umuyorum. Gelelim 13. güne. Fotosentez, kemosentez. Bu da yine fotosentez çok uzun bir konu değil ama biraz karmaşık bir konudur arkadaşlar. Ki kemosentez zaten çok kısa. Onu kolaylıkla yaparsınız. Fotosentezin de üstünde biraz durmanız gerekiyor. Yine konusunu çalışıp soru çözümünü yapıyorsunuz.
Gelelim 14. gün. Yani hücresel solunum gününe. Arkadaşlar hücresel solunumu çalışın. Daha sonra konusunu, sorusunu çalıştıktan sonra sorusunu çözün. Sonra 14. günde ne yapacağız biliyor musunuz? 14. günde şunu yapacağız. Hani ben sistemleri bitirmiştim ya 11. günde. Ne yapıyorum? Sistemlerin tamamını yine karışık bir soru çözümü yapıyorum 14. günde. Sistemlerin tamamından karışık bir soru çözümü yapıyorum. Bu karışık soru çözümünde hangi konuda eksiğim var görüyorum. O konuya tekrardan çalışıp sorusunu çözüyorum arkadaşlar ve konuyu böylece halletmiş oluyor. Sonra geçiyoruz 15. güne. Bakın bitkiler çok uzun bir konudur ve yeni göreceğiniz bir konudur. Bu yüzden bitkileri 3'e ayırdım. 1, 2, 3 olarak ayırdım. Ben konu sırasına göre gidersiniz. Mesela bitkiler 1, bitkisel dokular olabilir. Bitkiler 2, işte bitkilerde taşımadır, beslenmedir, bu yerler olabilir. Bitkiler 3 ise bitkilerin üremesi olabilir arkadaşlar. Bu şekilde 3'e ayırın sizdeki konuları. İlk önce kitaptan tabii ki bu ayrımı yapın. Daha sonra çalışmaya başlayın. Yine bu 3 gün boyunca bitkilere çalışıp konu ve soru çözümü yapıyorsunuz. Daha sonra 18. güne geliyorum. 18. gün. Ben sabah bir öğlen bir deneme yazdım ama yani sabah birinci denemeyi yapıyorsunuz. Öğlen ikinci denemeyi yapıyorsunuz. Daha sonra akşam hani denemede yanlış yaptığınız sorulara bakıyorsunuz ya. Denemede yanlış yaptığın sorulara baktın. O konuyla ilgili bir eksiğin var. Arkadaşlar bir kısa bir ara verip akşam ne yapıyorsun? O yanlış yaptığın konuları tekrar ediyorsun. Daha sonra onlarla ilgili soru çözüyorsun. 19. ve 20. günde yine aynısını yapıp denemeni çözüp özellikle biyoloji denemeleri var. Bu denemeleri çözüp AYT denemesi ayrı olanlar da var. Ama TYT, AYT birlikte olanlar da var arkadaşlar. Bu şekilde de çözebilirsiniz. TYT'yi zaten halletmişseniz AYT'ye sadece iş kalıyor. Ama TYT'de eksiğiniz varsa sadece AYT denemesi de alabilirsiniz. AYT denemelerini çözüp akşamları işte yanlış yaptığın konuları tekrar ediyorsun. O konuyla ilgili mutlaka soru çözümü yapıp konuyu iyice yerleştiriyoruz. Diyelim ki çok fazla eksiğiniz var. Yine hani çalıştığınız zaman yanlışınız çok çıkıyor. Bu sefer arkadaşlar soru çözüm videoları izlemenizi tavsiye ediyorum. Soru çözüm videoları birçok kanalda var. Ben de çözüyorum. Soru çözüm videoları yapıyorum. O soru çözüm videolarını izlerseniz emin olun birçok bilgiyi yine soru çözüm videolarından kazanırsınız. O yüzden size tavsiyem budur. Diyelim ki konuları çalıştınız. Hala eksik olduğunuzu hissettiğiniz yerler var. Buralarda soru çözüm videoları izlemenizi tavsiye ediyorum. Evet benim programım bu şekilde. Umarım işinize yarar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.